Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programında bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem hocamız Tahir Tural Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını Tahir hocamızla birlikte istişare edip cevaplandırmaya çalışacağız. Bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341-2040 mesaj yoluyla ulaşmak isterseniz eğer cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularınızı 38-34'e göndermeniz yeterli olacaktır. Facebook üzerinden sosyal medya vasıtasıyla bizlere sorularını iletmek isteyen dinleyicilerimiz ve izleyenlerimiz facebook.com/merakdost adresine istek ve görüşlerini yine sorularını iletmeleri yeterli olacaktır inşallah. Mesaj ve yorum şeklinde bizlere ulaşabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Meraketdiklerimiz@dosttv.com adresi üzerinden bizlere sorularınızı mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz efendim. Memleketimize ve alemi İslam'a huzur niyazında bulunarak programımıza başlıyoruz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Elhamdülillah. Kutlu doğum öncesi yoğun bir program temposundan sonra misafirimiz olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhterem hocam hemen mail havuzumuzda biriken sorulardan başlayalım. İzleyicimiz sizlere selamlarını, muhabbetlerini iletmişler. Muhterem hocam ben ev hanımıyım. İbadet etmek istiyorum ama yapamıyorum. Bir şey beni engelliyor. Ne yapmam gerekli? Kendimi çok huzursuz hissediyorum. Bu düşünce dünyasından kurtulmam için bir dua öneriniz olabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Öncelikle hem ülkemizin, milletimizin hem de bütün İslam aleminin 3 aylarını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek aylar hürmetine ümmeti İslam'a birlik, dirlik versin. Amin. Zalim, fasık, facir ve kafirlerin ellerini Müslümanların üzerinden çektirsin. Amin. Saflarımızı sıklaştırsın. Kalplerimizde de imanı sabit kılsın. Amin. Bir kişi ibadet hayatında eğer bir takım eksiklikler yaşıyor ise öncelikle tövbe istiğfarı çoğaltmalıdır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin kula vermiş olduğu onca nimet, onca imkan ve kabiliyetler olmasına rağmen ona kulluk yapmada, ona kulluğu arz etmede eksik ve sıkıntıları var ise o zaman öncelikli olarak tövbe istiğfarı çoğaltmalıdır. Çünkü her şey pas tuttuğu gibi insanın manevi hayatı da paslanabiliyor, kalbi de paslanabiliyor. Bu pası, manevi hayattaki pası tövbe ve istiğfarlar ortadan kaldırıyor ve yok ediyor. Ondan sonra en önemli ve en itina etmesi gereken mutlak surette yediği, içtiği ve giydiği helal olan, temiz olan şeylerden olmasına özen göstermelidir. Çünkü kişinin yediği, beslendiği ve içtiği, giydiği ve bunlarla hayatını devam ettirdiği şeyler eğer haram ise veya şüpheli ise o insanın manevi hayatında eksikliklerin olması gayet doğaldır. Onun için bu alana da dikkat edecek, itina edecek ve boğazından aşağıya haram ve şüpheli lokma geçirmemeye gayret edecektir. Evet. Üçüncü olarak da mutlak surette arkadaş çevresini Allah'ın emrini bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyan ve bu emir ve sünnetlere riayeti gayet itinalı ve özenli bir şekilde yapan çevreden oluşturacaktır. Çünkü insan dostunun yaşantısı ve inancı üzerinedir.
Eğer dostunuz bir şeye adım atarken önceliğini Allah ve Resulü'nü memnun eder miyim? Onlar benim bu yaptığım davranıştan razı olur mu, olmaz mı? Buna bakıyorsa o zaman siz de ister istemez bunu ne yaparsınız? Zamanla Huy olarak benzeriz. Üzerinize alırsınız. Ama adım atarken ya çevrenizde bulunan insanlar önceliği menfaat, önceliği efendim dünya, önceliği emir ve yasaklar, sünnetler değil de başka şeylere veriyor ise bu zaman içerisinde size ne yapar? Bir huy olarak sirayet eder. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz el mer'u ala halili dini fel yanzur ila men yuhalil diyor. Kişi dostunun, sevdiği insanların dini üzeridir. Yani onların inançları üzerinedir. Evet. Kiminle dostluk kurduğuna, kiminle ahbaplık kurduğuna baksın, iyice düşünsün diyor. Evet hocam. Ondan sonra nefsi, çünkü malumunuz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri nefsi aratmış insanda ve bu nefis kolay olanı tercih ediyor. Zor olana, meşakkatli olana ve devamlılık isteyene karşı da bir isteksizlik duyuyor. İbadetler ise devamlılık isteyen, sabır isteyen bir iştir. Sabır isteyen. Bunu terbiye etmesi, nefsi terbiyede de en önemli etken oruçtur. En ona önemli etken oruçtur ve az yemektir. Yemeğini azaltacak ve oruç tutacak. İnşallahu Teala bu şekilde oruç tutarak, yemeğini azaltarak hayatını devam ettirirse diğer saydığım, zikrettiğim hususlara ibadete olan iştiyakı da ne yapar? Artar. Bu konudaki eksikliklerini de telafi eder. İnşallah ibadet yaparken de lezzet almaya başlar. Tabii ki. Ve hayatını o şekilde idame ettirir. Muhterem hocam, bir diğer soruya geçiyoruz. Yasin Bülbül sizlere selamlarını iletmişler. Aleykümselam. Evimde televizyonu açıp Kur'an-ı Kerim'i dinliyorum. Bazen ansızın komşum geliyor. Rahatsız olmasın diye televizyonu kapatmak durumunda kalıyorum. Komşum geldikten sonra Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye devam mı etmeliyim? Yoksa televizyonu kapatmadan önce yapmam gereken herhangi bir şey var mı? Bu konuda hocam ne tavsiye eder? Şimdi komşumuz bizi ziyarete gelmiş, bizimle muhabbet etmek istiyor ise onun bir hakkı vardır. Dolayısıyla o anda muhabbet etmek istiyor ise, zihni ve kendisini sohbet etmek, dertlerini paylaşmak, sıkıntılarını anlatmak veya istişare etmek gibi amaçlarla gelmiş ise o zaman onun hakkına riayet edip Kur'an-ı Kerim'i kapatıp onunla sohbet etmesi ve ilgilenmesi ahlaken, edeben doğru olandır. Evet. Ama beraber Kur'an dinleyelim ve okuyuşları da birlikte müzakere edelim. Şurası şöyle mi, böyle mi, bunu bir ders olarak yapalım diyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'i devam ettirmeleri ve dinlemeleri daha uygun olur. Ama evet, sohbet edecekler ise Kur'an okunduğu vakitte edep neyi gerektirir? İslam ahlak ve edebi televizyondan dahi olsa onu dinlemeyi gerektirir. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا Kur'an okunduğu vakitte onu canı gönülden, can kulağıyla dinleyin ve susun diyor. Evde de ikiniz olduğunuza göre, iki hanımefendi var, başka dinleyen olmadığına göre madem dinlenilmeyecek, sohbet edilecekse o zaman kapatalım. Kapatmak en doğru olandır. Peki kapatırken ayeti kerimenin bitmesini beklememiz gerekir Yok, mi hocam? Yok, çünkü canlı bir okunuş olmadığından dolayı kapatır. Niye? Biz kapattığımız vakitte o zaten okuma devam ediyor. Biz sadece aletimizi kapatmış oluruz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Efendim bir telefon bağlantımız var. Bugün ilk durağımız İzmir. Ömer Bey telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ömer Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam hayırlı akşamlar efendim. Diliyorum. Bir soru sormak istiyorum hocama. Buyurun efendim. Şimdi geçenlerde gene sizin programınızı izlerken o hocalarımızdan bir tanesi, oradaki konuşmacı hocalarımızdan bir tanesine bir soru soruldu. Bayanın birisi soru sordu. Bu pantolon giymeyle alakalı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pantolon giyinen bayana lanet etmiştir falan gibisinden. Bayanın kendisi de pantolon giyindiği için rahatsız olmuştu. Böyle bir soru sormuştu hocamıza. Evet.
Hocamız da cevap olarak buyurmuştu ki mağazaya gidiyorsunuz, mağazada bayan pantolonların satıldığı reyon ayrı, erkek bayan pantolonların satıldığı reyon ayrı. Dolayısıyla sizin giyindiğiniz bayan pantolonu olduğu için caizdir demişti. Yani evet. Pantolon bizim bildiğimiz kadarıyla bayan kıyafeti mi, erkek kıyafeti mi? Yani pantolon bayan giyince erkek kıyafeti olmaktan çıkıyor mu? Bayan kıyafeti mi oluyor? Bu konuyla alakalı bir cevap almak istiyorum ben. Yani İnşallah yöneltelim. Ömer Bey hocamıza sorunuzu yönelteceğim. Ben anladım sorunuzu. Afiyet diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli dostlar, Ömer Bey'in sorduğu soruyu reklamların ardından cevaplandıracağız. İnşallah kısa bir reklam arasından sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam edecek.